Kuzey Denizi'nin ötesinden, suyun ve toprağın buzla yoğrulduğu dondurucu soğukların ülkesinden, İskandinavya'dan yola çıktılar. Paris, Londra, York, Rouen, Dublin gibi Avrupa'nın büyük şehirleri onların getirdiği yıkımla yerle bir edildi. Sen, Thames, Ren ve Loire nehirleri korkuyla dehşeti Fransa ile İngiltere'nin kalbine taşıdı. Onlara birçok dilde birçok isim verildi. Viking, Ruser, Varangoi, Dan, Varang, Barangos, Normanni. Sonraları Fransa'nın kuzeybatısına yerleşerek yerli halk Gallo-Franklarla kaynaştılar ve Normanlar haline geldiler. Din değiştirdiler, asimile oldular, baltalarını kendi kardeşlerine karşı çevirdiler. Ve en nihayetinde birkaç yüzyıl içerisinde hakimiyetleri Britanya'dan Orta Doğu'ya uzanan birbirinden bağımsız krallıklar kurarak Avrupa'yı kılıçlarıyla şekillendirdiler. Bundan sonra isimleri sanki suyun üzerine yazılmış gibi tarihin sayfalarında ansızın kayboldu. Ancak yaptıkları sonsuza dek hatırlanacaktı. 20 Temmuz 911. Frank kralı Basit Charles'ın birlikleri ani bir saldırıyla Chartres'i kuşatmış olan Vikingleri bozguna uğratmış durumda. Bu, Vikinglere karşı elde edilen ilk başarı değil. Kuzeyli yağmacılar daha önce de birçok kez Frank askerleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak her ne olursa olsun birkaç yıl içerisinde daha kalabalık gruplar halinde geri dönmeye devam ettiler. Fakat bu değişmek üzere. 20 Temmuz'da gerçekleşen savaşın ardından mağlup Viking lideri Rollo ile Frank kralı Basit Charles, Epte Nehri civarında yer alan küçük bir kasaba olan St. Clair'de bir araya gelerek tarihin seyrini değiştiren bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla birlikte Rollo ve adamlarının Frank topraklarında yerleşmelerine kralın mührüyle resmi olarak izin veriliyordu. Bundan sonra Rouen ve civarı Britonların yaşadığı arazi ile birlikte onların idaresinde olacaktı. Ancak bu cömert bağışın bir karşılığı vardı. Rollo ve adamları eski Norse dininden vazgeçerek Hristiyan olacak, krala sadakat yemini edecek ve gerektiği takdirde ona askeri destek sağlayacaktı. Açıkçası bu teklif, yıllardır Sen civarında yerleşmek amacıyla bölgeyi yakıp yıkan Rollo için oldukça cazip ve makuldü. Oğlu William'la birlikte derhal Rouen'de vaftiz edildi. Sadakatinin bir göstergesi olarak kralın kızı Gisela ile evlendi. Bunu Vikinglerin Frank kadınlarıyla yaptığı başka evlilikler izledi. İki unsur, Hristiyan olmaları ve Franklarla yaptıkları evlilikler kısa sürede asimile olmalarına sebep oldu. Norse dininin etkisinin silinmesi uzun sürmedi. Çocukların yetiştirilmesinden annenin sorumlu tutulmuş olması onların bir Frank gibi büyümesini sağladı. Böylece baltasını insan teninde bileyen Viking savaşçıları birkaç nesil içerisinde eli kalem tutan, okuma yazma öğrenmiş inançlı birer Hristiyana dönüştü. Frank gibi görünüyor, Frank gibi düşünüyor, Frank dilini konuşuyorlardı. Ancak bir Frank değillerdi. Franklar onları hiçbir zaman kendilerinden biri olarak görmeyecekti. Bu yüzden onlara eski Fransızca'da kuzeyli adamlar anlamına gelen Normans adını verdiler. Kısa süre içerisinde Avrupa'da kaleme alınacak olan kroniklerin her biri bu ismin Latinceleşmiş hali olan Normannus'la dolup taşacaktı. Rollo, anlaşma sonrasında Rouen'e geldiğinde yıllardır Vikingler tarafından tahrip edilmiş hayalet bir şehirle karşılaştı. Halk, kenti terk edip gideli çok olmuştu. Sokaklar, evler ve kiliseler bomboştu. Her yer harap olmuş durumdaydı. Ancak bu manzara kısa süre içinde değişecekti. Rollo'nun Viking kökenleri, onun İskandinavya ile köklü ilişkiler geliştirmesini sağladı. Bu dönemde Vikinglerin bir kısmı yağmadan çok ticaretle ilgileniyordu. Böylece Rollo'nun girişimleri sayesinde Rouen, kısa sürede Avrupa'nın önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Bu durum, ticaretle uğraşanların yanı sıra yağmacı Vikinglerin de iştahının kabarmasına sebep oldu. Çok geçmeden Sen Nehri, beraberinde İskandinavya'nın yıkıcı gücünü taşıyan Viking savaşçılarıyla dolu gemilerle dolup taşmaya başladı. Birçoğunun amacı, başta Rouen olmak üzere, nehir boyunca kurulmuş olan zengin Frank şehirlerini yağmalayarak Paris'e ulaşmaktı. Fakat bu maceraperest girişimler eskisine göre çok daha tehlikeli bir hal almıştı. Çünkü Paris'e uzanan yol artık Rollo ve adamları tarafından korunuyordu. Charles amacına ulaşmıştı. Viking aktivitelerinin en yoğun olduğu nehrin ağzı artık Normanların kontrolündeydi. Bundan böyle kendi şehirlerini korumak için kendi kardeşlerini, kendi soydaşlarını katletmek zorunda kalacaklardı. Ve suçluluk duymalarına da gerek yoktu.
Çünkü onlar artık birer Viking değildi. Değişime uğramış ve asimile olmuşlardı. Onlar Normanlardı. Böylece St. Clair kasabasında yapılan anlaşma amacına uygun olarak Frankia'nın kalbine düzenlenen Viking akınlarının Rouen'de durdurulmasını sağladı. Fakat kısa süre içinde Rollo ve onun ardından gelenler hırs ve tutkunun bilediği ilkel duygularla politikalarını değiştirecekti. Viking akınları bu dönemde daha çok İngiltere'de yoğunlaşmış durumdaydı. Frank kralı Basit Charles'ın 922'de tahttan indirilmesi Normanların krallığa olan bağlılığını sarstı. Rollo'nun kendini krala ettiği yeminin geçersiz olduğuna inandırması uzun sürmedi. Bu ortamda Normanlar Cotentin yarımadasına kadar olan bölgeyi aşamalı olarak ele geçirdi. Sen nehrinden Arvankes'e kadar uzanan bu topraklar artık Normanlara ithafen Normandiya olarak isimlendiriliyordu. Normanlar Frank kültürüne hızlıca adapte olmuşlardı. Normandiya'da yaşadıkları süre boyunca birçok alışkanlıklarını terk ettiler. Buna karşılık kuzeyin savaşçı ruhunu taşımaya devam ediyorlardı. Ayrıca yeni topraklar fethetme arzusundan da vazgeçmiş değillerdi. Bu arzu çok geçmeden Normanların talihini Normandiya'nın çok ötesine taşıyacaktı. 1066 yılında İngiltere Kralı Edward'ın ardında bir varis bırakmadan ölmesi, İngiltere tarihindeki en büyük veraset probleminin yaşanmasına neden olacaktı. Kısa süre sonra İngiltere'nin kuzeyi ve güneyi hak iddiacılarının hırs ve tutkuları uğruna adeta bir kan gölüne dönüşecekti. 6 Ocak 1066'da İngiltere tahtına oturan son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson, Normandiya dükü William ile Norveç kralı Harold Hardrada tarafından tahtı gasp etmekle suçlandı. Tepkisine eyleme döken ilk kişi Harold Hardrada oldu. Yaklaşık 300 gemilik bir filoyla İskandinavya'dan ayrılarak İngiltere'nin kuzeyinde karaya çıktı. En büyük destekçisi ise Kral Godwinson'ın kardeşi Tostig'ti. 20 Ekim'de yapılan Fulford Savaşı'nda Mercia Kontu Edwin ve kardeşi Morcar tarafından idare edilen İngiliz birlikleri Vikingler tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Fakat bu zafer Hardrada'nın tahtı ele geçirmesi için yeterli değildi. Bundan 5 gün sonra 25 Ekim'de Stamford Köprüsü'nde gerçekleşen başka bir savaşta Harold Godwinson önderliğindeki Anglo-Saksonlar Vikingleri kılıçtan geçirdi. Çarpışmalar sona erip kan toprak tarafından emilince savaş alanındaki manzara daha belirgin bir hal aldı. Binlerce Viking'in arasında Hardrada ve Tostig'in cansız bedenleri yatıyordu. Kral Godwinson, kuzeyin amansız savaşçıları karşısında kesin bir zafer kazanmıştı. Bu savaş, Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran Viking çağının sona ermesini sağladı. İngiltere kurtulmuştu. Ancak kral, tacını korumak istiyorsa daha fazlasını yapmak zorundaydı. Zira Stamford'da yaşanan kanlı çarpışmadan yalnızca 3 gün sonra Normandiya dükü William'ın Pevensey'de karaya çıktığı haberini aldı. Bir istila girişimi henüz sona ermişken bir diğeri başlamıştı. William'ın ordusu yalnızca Normanlardan değil, aynı zamanda Fransa'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış olan Franklardan oluşuyordu. Harold, tacını kaybetmek istemiyorsa bu tehdide hızlı bir şekilde cevap vermeliydi. Bu nedenle derhal İngiltere'nin güneyine doğru harekete geçti. Nihayet 14 Ekim 1066 tarihinde gerçekleşen Hastings Savaşı'nda İngiltere'nin Anglo-Saksonları Fransız Normanları karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson savaş alanında cansız yatıyordu. William kazanmıştı. İngiltere'nin fatihiydi. Bundan böyle Normandiya dükü olmasının yanı sıra İngiltere'nin de kralıydı. Ancak onun idaresinde İngiltere değişmeye başlayacaktı. Her geçen gün daha fazla Norman Manş denizini aşmaya başladı. Anglo-Sakson kurumları birer birer yok oluyordu. Her ne kadar eski taşra sisteminin yaşamasına izin verildiyse de William'ın merkezi idaresi gittikçe Normanlaşıyordu. İngiliz toplumu yeniden organize edildi. Her bir arazinin nüfus ve mülkiyetleri Domesday Book adı verilen bir kitapta toplanarak kayıt altına alındı. En çarpıcı değişim ise dilde yaşanıyordu. Anglo-Sakson köylüsü eski İngilizceyi konuşmaya devam etti. Ancak sarayda kullanılan dil artık Norman Fransızcasıydı. Bu iki dil zamanla birleşerek günümüz İngilizcesini oluşturdu. William ve onun ardından gelen Norman kralları bir süre sonra hakimiyetlerini Galler, İrlanda ve İskoçya'ya genişlettiler. Öyle ki 2. Henry döneminde devletin sınırları İskoçya'dan Pirenelere kadar uzanıyordu. Buna karşılık Fransa kralının sahibi olduğu topraklar, bu görkemli krallığın arazisi yanında oldukça solgun ve önemsiz görünüyordu. Normanlar İngiltere'yi yalnızca kültürel olarak şekillendirmiyordu.
Hastings Savaşı'ndan 2. Henry'nin hükümdarlığına kadar geçen süreçte İngiltere boyunca uzanan binden fazla kale inşa etmişlerdi. Normanların hüküm sürdüğü İngiltere güçlüydü. Bunun yanı sıra artık fethedilemez görünüyordu. William ve ardılları tarafından inşa edilen siyasal ve sosyal yapı İngiltere'yi sonsuza dek değiştirmişti. Ancak Normanların Avrupa üzerindeki etkisi bununla sınırlı kalmayacaktı. 11. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Akdeniz'in cazibesi tarafından kışkırtılmaya başladılar. Önceleri paralı askerler olarak girdikleri İtalya, zamanla Hauteville'li William ve Robert Guiscard gibi gözüpek Normanların idaresinde güçlü bir Norman krallığına dönüştü. 1130 yılında 2. Roger'ın hakimiyetindeki krallık, Sicilya adasının yanı sıra Güney İtalya'nın tamamını içeren güçlü bir Akdeniz devleti haline gelmişti. Normanların burada devraldığı yapı çok kültürlüydü. Yüzyıllardır bölgede yaşamış olan kültürlerin devamlılığına saygı göstermeleri, kısa süre içinde krallığı Akdeniz'in hoşgörü merkezlerinden biri haline getirdi. Arapça, Yunanca, Latince ve Norman Fransızcası resmi dil olarak kullanılıyordu. Müslüman şair ve aydınların yanı sıra Bizanslı denizciler ve mimarlar 2. Roger'ın sarayında kendine kolayca yer edinebiliyordu. Normanlar Güney İtalya'ya geldiklerinde burayı bir fırsatlar ülkesi olarak görmüşlerdi. Ve kendi krallıklarını inşa ettiklerinde de sahip oldukları toprakların bu cezbedici yönünü canlı tutmaya devam ettiler. Bunun yanı sıra Normanlar Haçlı seferlerinin de merkezinde yer almışlardı. Güney İtalya Normanlarından Robert Guiscard'ın oğlu Bohemund, Antakya'da bir Haçlı kontluğu kurmuş ve onun sayesinde Norman varlığı Orta Doğu'ya dek uzanma fırsatı bulmuştu. Ancak 13. yüzyıl itibariyle Norman adı yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmeye başladı. Onların en çarpıcı özellikleri girdikleri topluma hızlıca adapte olmalarıydı. Bu sebeple bir süre sonra Avrupa'nın çeşitli halkları arasında eridiler. Ancak bıraktıkları etki siyasi teşekküllerinden çok daha uzun ömürlü olacaktı.